Ozan Turizm İstanbul Fatih'te faaliyet göstermektedir. Firma Orta Doğu'dan ülkemize gelen Arap turistlere yönelik vize, konaklama, kültür turları, transfer, ulaşım, rehberlik ve toplantı salonlarıyla turizm sektöründe hizmet vermektedir. Bizler de firma sahibi Nizar Bayrakçı'dan sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Biz Orta Doğu'dan gelen Arap misafirlere vize, konaklama, tur, otel, transfer, ulaşım, rehberlik ve toplantı salonları olmak üzere bunun içinde de Anadolu turları düzenleyerek hizmet vermekteyiz. Nizar Bayrakçı misafirlerine kusursuz hizmet vermeyi amaç edinerek profesyonel kadrosuyla çalıştıklarını dile getiriyor. Özellikle tercih edilme sebebimiz gelen misafire en iyi şekilde hizmet verebilmek için çaba gösterip işimizi bizzat kendimizin takip etmesi, herhangi bir kişinin bir sıkıntısı olduğu an saat fark etmeksizin 7-24 3 gece olabilir, 5 gece olabilir, sabaha karşı olabilir. İstedikleri saatte ulaşabilecekleri bir ajantadır Ferman Turizm. Nizar Bayrakçı 2018 turizm sezonundan umutlu olduklarını ifade ediyor. Bu sene turizm geçen seneye göre, geçen sene ümitsizdik. Ümitsiz olmamıza rağmen beklentimizin 2 katını, 3 katını aldık. Hamdolsun. Bu sene beklentimiz çok çok daha iyi. Türkiye yönünden hiçbir sıkıntı yok. Yılbaşı, Ramazan ayı da etki yapmıyor sezona. Bu sene ümitliyiz. Şimdi de firmanın operasyon müdürü Şakir Bayrakçı'ya mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben kendim bizzat kokartlı rehberim aynı zamanda. Arapça kokartlı rehberim ben de. Kokartlı rehber sayısında inanılmaz bir şey var, eksiklik var. Turistin gözünde rehber en önemli objedir, en önemli vasıftır. Aslında yani turist Türkiye'yi, ülkemizi rehberin anlattıklarıyla da, rehberin gezdirdiği kadarıyla biliyor. Ve o yüzden hani ülkemizi en iyi şekilde tanıtabilmemiz için kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Yani kokartlı rehber sayısını arttırmaları gerektiğini düşünüyorum ve kursların açılması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla benim kokartlı rehber sayısında ülkemizde inanılmaz bir eksiklik var. İngilizce, Almanca yeterli olduğunu düşünüyorum ama başka dillerde mesela Arapça, Çince, Japonca vesaire dillerinde eksiklik hissediyorum.